imkansızı başarmak diyorsunuz öyle. ...31. yılımızda 33 şehitimizi rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Ülkemiz için de çok acı bir olaydı. Ailelerine, hepsine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yıl dönümü, insan üzülüyor. Yani gencecik, pırıl pırıl insanlar. Bir de şunu söyleyeyim, o gün Kurban Bayramı'na yakın gündü. Yani kurbanın çocukları olarak geçti o gün. Bugün de kurbana yakın bir gün. Yani gidildi. Hakikaten olmayacak bir şeydi. Normalde konvoyumuzun silahsız, tesisatsız gönderilmemiz büyük bir zayiate neden oldu. Halbuki yani birer tane silah ya iki araca da birer tane silah olsa yine bu kadar şey olmazdı. Normalde Acemi Birliği'nden çıktık. Biz normalde Usta Birliği'ne giderken Malatya bizim toplanma bölgemizdi. Malatya'ya gittik toplanma bölgesine. Malatya'da bizi iki otobüse bindirdiler. Ben ikinci otobüsteydim. Yola koyulduk. Yolda ortalama dediler hatta koruma, silah hiçbir şey yoktu. Bunu söyledik. Yani niye dedik arabada koruma yok, silah yok. Bir de 93 çok sıkıntılı bir dönemdi. Bize dedikleri şu oldu. Yolda sizi koruma alacak. Asker eşlik edecek. Fakat biz bindik. İki otobüs gittik. Yolda kesinlikle bir asker, polis falan görmedik. Otobüs 3-4 sefer mola verdi. Yani lüzumsuz molalar. Birinde lastik patladı denildi. Diğerinde işte mola falan. Biz yaklaşık 3-4 saatlik yolu 6-7 saati buldurduk. Birinci otobüs pusuya düştü. Yol kesmişlerdi. Ben bunu gördüm. Şoföre dedim PKK yol kesmiş dedim. Onlar dedi PKK değil dedi. Nevruz kutluyorlar dedi. Otobüse daha da gaz verdi. Biz de pusuya düştük. Dedi bunların hepsi asker dedi. Bizi durduran PKK'lılar bizim geleceğimizden haberi varmış. İşte zaten silahların namluları falan hep aşağı bakıyordu. Hazır bekliyor bir vaziyette. Gece bizi sıraya dizdiler. Dediler 3 gruba ayrılın. Saydılar 3'e ayırdılar. Ben de baş sıradaydım. Tabii benden beraber gelen Mehmet Tura devrem benden daha ileride olduğu için dedim onun yanına geçeyim. Yani Allah tarafından bu bilinçli değil. Ben oradan kalktım Mehmet Tura'nın yanına geçtim. Dediler baştan 6 kişi daha gelsin dediler. 6 kişi daha aldılar o 2 gruba kattılar. Bunları kurşuna dizdiler. Bizi ise ellerinde tutmalarının nedeni şu oldu, Sikorsky taramasın, F-16 bombalamasın diye ve kendilerine mermi gelmesin diye bizi hep açık alana bıraktılar. Dedim askeriyenin üzerine gidek. Dediler askeriyenin üzerine gidersek bizi PKK'lı sanneder vururlar. Dedim bunlar gelirse de vuracak. Ben bir değneğe mendil bağladım. O zamanlar çaput mendiller vardı, cebimde duruyordu. Bir tane değneğe bağladım. Ben bizim askeriyenin üzerine doğru gittim. Tabii biraz gittim. Tarandım bir anda. Kafamın üzerinden izli mermi geçti. Yani Allah tarafından bir tane taş. Yani her şey şartlar sanki benim için var. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor. Taşın arkasına kendimi attım ama biraz daha gittim bir baktım arka tarafta bizim mavi bereli komandolarımız. Tabii tüm silah benim üzerime doğruldu. Ben ağlıyorum. Geldiler kimlik falan sordu. Beni depeden tırnağa aradılar. Ben askerim falan diye. Ondan sonra komutan bana sarıldı. Dedim daha geride reyneler var. Çağırabilin mi dedi. Dedim çağırım. Gittik arkadaşları da aldık geldik. Yani böyle bir badire atlattık. Allah kimsenin de başına vermesin. Kurtulduğum anda ben direktmen annem aklıma geldi. O ilk böyle kaçma şeyim oldu. Ya dedim ölmesin öleceğim de acaba annem ne düşünecek? Ailem ne düşünecek? Yani kurtulduktan sonra ben emin olun evin telefonuna varana kadar unuttum. Böyle aptallaştık adeta ya. Nasıl bir şeyden çıktıysak kendimizde değilik. Daha sonra da Usta Birliği'ne gönüllü gittim. Görevimizi yaptık. Üzerimize düşen ne varsa hatta görevimizin fazlasını da yaptık.
fazla fazlasını yaptık. Çünkü ben hırsla gittim. Yeni gençlerimiz bilmiyor terörün ne olduğunu. Terörü bizlere anlatsın, bizlere sorsunlar. Ben elimden geldiğince gençliğe bunları anlatmaya çalışıyorum. Özellikle terör konumunda. Ben ülkemden, vatanımdan gurur duyuyorum. Yani bugün bir savaş olsa, çatışma olsa her daim. Ya biz dün askerdik, bugün askeriz, yarın da askeriz. Yani ben iki tane evladım var. Yarın Allah izin verirse bizden bayrağı onlar alacak. Thank you.